Hayırlı sabahlar. Basın kartımızın yenilenmemesi üzerine açtığımız davayı konu etmiştik daha önceki yayınlarımızdan birinde. Ankara 6. İdare Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın red, zımnen red işleminin iptalini oy birliğiyle karar vermişti. Bütün Yeni Asya mensuplarının da aynı durumda olduğunu biliyorsunuz. Ve gazetemiz çalışanlarından Musa Aydın da dava açtı ve açtığı dava Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde görüldü ve sonuçlandı. Karar aynı. Kararda önemli prensipler ifade ediliyor. Bazı bölümlerini buradan aktaralım. Deniyor ki dava dosyasının incelenmesinden davacının 10-11-2015 tarihinde basın kartı yenileme başvurusunda bulunduğu başvurunun hatalı fotoğraf seçimi sebebiyle reddedildiği akabinde 1-5-2016 tarihine kadar herhangi bir başvurusu olmadığından bahisle basın kartının iptal edilmesi üzerine yeni basın kartı düzenlenmesi istemiyle 22 7 -2016 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunduğu başvuruya davalı idarece yasal süresi içerisinde cevap verilmedi. Akabinde davacı tarafından aynı istemle 21.12.2020 tarihinde yeniden başvuruda bulunulduğu, başvurunun zımnen reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Kararın devamında ilgili mevzuat hükümleri aktarıldıktan sonra deniyor ki, anayasanın ikinci maddesinde yer alan hukuk devleti, bütün işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına uygunluğunu başlıca geçerli koşulu sayan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, insan haklarına saygı duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, anayasa ve hukuk kurallarına bağlılığa özen gösteren, yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da uymak zorunda olduğu temel hukuk ilkelerinin bulunduğu bilinci olan devlettir. Ayrıca hukuk devleti ilkesi yürütme organının faaliyetlerinin yönetilenlerce belli ölçüde öngörülebilir olmasını, herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden bilmesini, ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki tutum ve davranışlarını buna göre düzene sokabilmesini gerektirmektedir zira hukuk devletinin gereği olan belirlilik ve hukuki güvenlik ilkeleriyle de idarenin keyfi hareket etmesi engellenmiş olur. Yine bireylerin tüm eylem ve işlemlerde devlete güven duyabilmesi ilkesi olarak ifade edilen hukuki güvenlik ilkesi hem de idarenin yaptığı iş ve eylemlerde makul süre içinde hareket ederek bireylerin mağduriyetini engelleme işlevi olarak ifade edilen hukuki belirlilik ilkesi idarelerin ilgililerin başvurularını makul süreler içinde inceleyip değerlendirmesini zorunlu kılmakta ve bu zorunluluk anılan başvurular üzerine tesis edilen idari işlemlerin yargı denetimi sürecinde de devam etmektedir. Bu genel prensiplerden sonra basın kartı ile ilgili bazı ifadeler görüyoruz kararın devamında. Basın kartı ile basın yayın çalışanları, haber kaynakları olan kamu kurum ve kuruluşlarının birimlerine ve görevlerine akredite bir kart sunarak görevlerini rahatlıkla ifa edebilmekte, ilgili birimleri ve haber kaynağına ilişkin etkinliklere giriş çıkış yapabilmekte, özlük haklarında ayrıcalıklara sahip olabilmekte, basın trafik kartından faydalanabilmekte ve toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak bu kartı kullanabilmektedir. Buna göre, basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi olduğu ve basın mensuplarının faaliyetlerini destekleyici ve bazı kolaylıklar sağlayıcı niteliğinin bulunduğu dikkate alındığında, davalı idare tarafından davacının başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmiş ise de, hem bireylerin tüm eylem ve işlemlerde devlete güven duyabilmesi ilkesini ifade eden hukuki güvenlik ilkesine, hem de idarenin yaptığı iş ve eylemlerde, makul süre içerisinde hareket ederek bireylerin mağduriyetini engelleme işlevi olan hukuki belirlilik ilkesine aykırı olacak şekilde davalı idarenin gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmayarak aradan uzun bir süre geçmesine karşın davacının basın kartını yenilemediğinin anlaşılması karşısında gazeteci olarak görev yapan davacının basın kartının yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu olayda da işi savsaklayarak, sürüncemede bırakarak, işte inceleniyor, değerlendiriyor, cevaplarıyla bir işi geçiştirerek, sonuçlandırmayarak, ortada bırakarak hukuki belirlilik, hukuki güvenlik, güvenilirlik ilkelerini ihlal etti. Ve bu tutumuyla, bu davranışıyla, bu yaklaşımıyla, bu keyfiliğiyle hukuka bir kez daha aykırı hareket etti. Bu mahkeme kararıyla da bir defa daha tescil edilmiş oldu. Ve Ankara 5. İdare Mahkemesi bu açıklamalardan sonra ve ifade ettiği bu gerekçelerden sonra konuyu şöyle bağlıyor. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, yargılama gideriyle avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine vesaire devamı var. Oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na verilmiş yeni bir hukuk dersidir. Bu dersler peş peşe geliyor. Bizim davada da aynı manada karar çıkmıştı, aynı ders verilmişti. Başka bazı gazetecilerin açtığı davalarda da yine benzer kararlar verildi. Bunlardan biri yakın zamanda vefat eden Aydın Engin ve bu kararın gereğinin yerine getirildiğini göremeden vefat etti. Şimdi hukukun dediği bu. Demokratik hukuk devletinde e, devlet organlarına düşen hukukun gereği neyse onu yerine getirmektir. Ama bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda böyle bir hukuka bağlılık, hukukun gereğini yerine getirme hassasiyetini görmedik. Ve zannediyorum ki mecliste görüşmeleri devam eden ve çok tartışmalara, itirazlara konu olan son kanunla meseleyi biraz daha uzatma hesabı yapıyorlar. Ve kendi yaptıklarına yasa kılıfı giydirme hesabı yapıyorlar. Bu bir çıkmaz yoldur. Ve bu hukuk tanımaz zihniyetin bu sorumsuzluğu, keyfiliği ila nihayet sürdürülemez. Türkiye'nin bir an evvel bu hukuk tanımaz zihniyeti demokrasi içerisinde, sandıkta, milletin reyleriyle tasfiye etmesi lazımdır ki kesin çözüme ulaşmanın yolu açılabilsin yine aynı noktaya geldik. Seçim ve bu yönetim zihniyetinin, hukuksuzluğun, keyfiliğin milletin reyleriyle tasfiye edilmesi. <laughs> Türkiye'nin ihtiyacı budur. Bunun bir an önce gerçekleşmesini dileyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.